Aziz izleyenlerimiz, herkese iyi akşamlar. Sağlık Olsun programının yeni bir konusuyla tekrar sizlerden karşılaştık. Aziz değerli izleyenlerimiz, yeni bir konudan ve yeni bir mesajlarımızdan sizi sıhhatinizden ve afiyetinizden ilgili en önemli ardımlar. Sıhhatten ve afiyetten ilgili en önemli ardım, o da hastalıklardan kurtulmaktır. Ne şekilde hastalıktan kurtulağın, beklenmeyen hastalık bizi belirtilerini görselsin, bizi bulsun, ondan sonra bizi gideğin bir tedavi yollarına ya da fahs yollarına ya da ilaç yollarına katlağın. Biz en önemli ardım o da bazı yollar var ki hastalıktan kurtular bizi. Asan bir yollarda hiçbir zaman vakit almayacaktı. Eğer kadın da olsun, eğer erkek de olsun. Ama seni ömrü, bütün ömrü boyunca seni büyük hastalıklardan uzaklaştıracaktı. Özellikle kronik hastalıkları, aynı zamanda kanser hastalıkları. O yüzden biz bütün alemde, bu aynı zamanda da her konuda çok tekit ederiz. Her zamanda en önemli o da kurtulmak ardımlarıdır. Daha iyiydi biz eğer hastalık bulmadan önce bizim. Onun da önce bugün konuşacağı 1.12 Dünya alemde ve Sağlık Örgütü WHO bugünü koydu. İnsanlara çok mesajlar göstersin. O da AIDS hastalığı üzerine. AIDS hastalığı bir virüs hastalığıdır. Tam mena'a sistemin kuytiyağın dağıdar. Dağıttığı zaman insan 10 il, 15 il yaşar. Ama çok engellemekten yaşar. Aynen vaxtda da çok hastalıktan yaşayacaktı. Sıkıntı yapar özünde ama da sonu nedir? İnsan tamamen hayatını kaybeder. Mena'a sistemi olmadığı zaman bütün hastalıklar yolunu tapar bu insanın canına. Hastalıkları da her bir virüs, her bir iltihaba karşılaştırır özün. O yüzden ama da yani bu mevzuun sonu tamamen insan hayatını kaybeder. O yüzden 1.12 onda Dünya Sağlık Örgütü koydu insanlara mesajlarını ulaştırmak için AIDS hastalığı üzerine. Ben de bir kısa mesajım var aziz izleyenlerimize ulaştırmak için bugünün münasebetiyle. O da nedir? AIDS tabi hani dediğimiz zaman hastalık AIDS malı Allah kurtulsun, hamdolsun Irak'ta ve özellikle Kerkük bölgesinde çok azdı. Ama geldikçe insanlar giderken, yazıya gelirken aynen vaxtda da tato ve dökme yolları çoktu. Ve çok yere de bazen onlar insanlar ki kan teberru edirler bazen iyi fahs olmasa bu kanları hastalık oldu başkasında ameliyata ihtiyacı oldu ya da ameliyat esnasında peki kan almadığı vakit olabilir o kan yollarıyla da aynı zamanda gelsin insana. O insanlar ki çalışırlar hastahanelarda ama ya da laboratuvarda test edirler sürekli bir şekilde onların koyduyağın her zaman hasta kan çekmek ve aynı vaxtda da elleri onlara bir incik olsun içinde ya da bir kesilsin. Qandan-qana tavasül olsun. O yıllardan da olabilir AIDS hastalığı bize insandan insana gelsin. Dəqiq ki biz sayılar ziyaddadır Irak'ta son illerde. Ama da Kerkük'te de daha fazladır. Ama indiye kadar Avrupa müstevasına ulaşmamışıq hamdolsun. Ama birkaç ardımlar var. İnsanların dikkatmağın istirem çekim. Bu hastalıktan kurtulmak için. Tabi olabilir içimizde ve insanlarda ve toplumda insanlar var bu hastalık var özlerinde. Aynen vaxtda da onlar ki olabilir yazdaydılar, başka bir yerdeydiler ki çok AIDS hastalığı var özlerinde. Olabilir bir iğne aldı ya da bir tahta döktü o yollardan ki gider. Hangi insanın eğer canındaki sevael ki içinde virüs var, virüs AIDS virüsü. Ama başkasının insandan bulaştı bu sevail kan olsun ya da başka canın sevaili bu şekilde AIDS olabilir bulaşsın. O yüzden herkes tato dökmesin. Tato dökmek çok hatardı. Ben bu mesajı en önemli bir ardımını isterim diyeyim. Aynen vaxtda da her geldiği yerde ilgine vurmağın. Her geldiği yerde tecmil diye, estetik diye tedahüller yapmağın. Eğer o ilgine kesinde kullanın özün. Andan senden önce beklenmemiş ise ayrısında kullanıp özün, değişmedi özün, geldi sana kullandı özün, o insanda AIDS var ise kanın yolundan sana gelecekti. Dikkat edin her geldiği yere hiçbir zaman biz etmeyelim tedahüller tecmildiye aynen vaxtda da tətü dökmək. Onlar da bir xurda-xurda iğnələrdir. İnsanın qanına girər. Əgər bu iğnələri dəyişməsə sənin üçün insandan insana ola bilir bulaşsın AIDS xəstəliği. Səndən öncə o insan ki tətü dökürdü. Ondan sonra sən gəldi o arxasıca dəyişilməmiş isə iğnə o da qan yoluyla gidər sənin canına və bədəninə. Her zaman eğer kimsəviz var isə əməliyyata ehtiyacı oldu, qan dəyişilmağına ehtiyacı oldu. Tibbi sağlıq bölgələri heç bir zaman qüsur qoymayıblar, amma yanlışlıq olmamağı üçün hər ne şəkildə olsa, acil bir şəkildə olsa, acil bir durumda olsa, heç bir zaman siz durmayın, test eləyin. Her zaman bakın, bir daha bu kanı ki verirsiniz xəstəvizə, onu da bir daha test eləyin. Basit testlər bütün sağlıq laboratuvarlarında var. Basit bir testi, AIDS testi, onu da iyi bir şekilde test edin. Ondan sonra verin xəstəvizə. Aynen vaxtda da diş tədəxilləri. Tabii klinikler diş malı çoxdur. Doktorlar da qüsur qoymayıblar. Güzel bir şekilde takvim yolları var. Onun da başlarına da rəqabələr güzel bir iş görürler. Ama her zaman insan diqqatini çəksin. İyi bir yerde dişin tədəxilini görsün. Her zaman doktorundan sorsun. Acaba malzemeler takvim olublar. Acaba iğneler kullanılmayıblar. Buna fazla diqqatləmək için bu masajları deyirəm, sizə ulaşdırmaq için. Gələn ən önəmlisi də, ən fazlası da olar ki, laboratoriyada işlirlər ya da sağlıq xəstəxanalarında işlirlər, iyadələrdə işlirlər. Hər zaman əlliq girərsiniz, əlbizə əlliq çəkdiyiniz zaman qan ya da kanülə qoydu ya da iğnə vurdu. Hər zaman əlliq olsun, iki əlliq də olsun. Əgər sənin əli incik oldu, əgər əli yırtıldı, o başqasının qanıdan təlamus etdi ya da qanıdan bulaşdı, olabilir. Onda AIDS var isə AIDS'ə gələcəkdir sənə. Tamam, indi amma biz nə edəcəyik bu halda? Bu halda biz bu qayəmiz allıq, o da nə şəkildə edəcəyik özün ki, biz hər kərə qoyarıq o qanı çıxsın, amma da ən yaxın sağlıq bölgəsindən deyərək biz bu halı oldu bizdə, amma da nələr icraat yapa bilərik. Qadınlar doğum yaptıqları yer, aynən zamanda da əgər əməliyyata bulunursalar, hər zaman bu testi etsinlər, etmalı, hər nəxsi xəstəxanaya gedirsə, nə tədəxil olursa canında, aynən vaxtda da o da olar ki, laboratoriyada dediyim təki diş doktorlarıdır. Hər zaman xəstələrimiz üçün eləyən, əgər COVID virusu ilacı isə, pardon, testi isə ya da AIDS testi isə, bunları ən mühim şəkildə bunları məgər yapağın. Çox basit bir ardımlardır. Ən önəmli qurtulmaq ardımlardır. O yüzden bir gün də təsadüf etmək üçün 12-ci ay AIDS xəstəliklərinin bulaşmağının günləridir. Mən bu mesajları ulaşdırdım. Aynı zamanda da bizim Sağlıq Olsun proqramı konusunun altında ən önəmli ardımdır. Bu böyük xəstəlikdən qurtulmaq üçün. Gələn geçen bizim xəstəlik ardının və aynən vaxtında qurulmağı için neler biz yapağın, neler elimizde var, hangi illerde yapağın. Maalesef çoxlardan sonra duyaram, hiç bilmir bu testleri, hiç bilmir bu fahsları. Acaba ben doktora xəstə deyiləm, mən bunları yapım, neden yapıram? Deyək ki, biz buradayıq, deyək xəstəlik oldu, sən də bu testleri yapasan. Amma da bu ardımlar olar üçün ki xəstəlik yoxdur özlərində. Sağlıq bir şəkildə, rutin bir şəkildə fəhsə qarşılaşsın. Son konularımızda konuştuk bazı ardımlar üzerine iki anneler, aileler, çocukları için yapsın, sağlıklarıyla ilgili hangi ardımlar ki yapabilirler özün dişlərinin yanında ya da törəmağından ya da boyda ya da östü, o da onun təki aynı zamanda büyük insanlarda bəzi fəhs yolları var. Bunu getdiyimiz zaman olabilir bir basit bir şey bulduq, olabilir bir şey bulduq, en uzun, en bidaya ve ilk mərhələlərindədir. Onun ilacı tabi çox asan dolar son mərhələlərində. Gələn bəzi insanlar qorxur. Deyir, mən oturmuşam, zəhətəm, nədən bu fəhsləri edim, iş tapım özüm üçün, olabilir xəstəlik olar. Bu çox yanlış bir həkatdır. Hani sen bunu bulduğu zaman ilk ardımlarda büyük hastalıklardan, büyük bir şeyden uzaklaştırır seni. Amma da bu ardımlar vaxt almayacaqdır. Sadə bunu bilin. Bu ardımları aynən vaxtda da bildiqlərimə, tanışlarıma bunu aldığım mesajı ulaşdırım. Hər kəs bu test yollarına qalxsın. Gələn kronik testlər yolları iki şeydən bizi uzaqlaşdırır. İlk kərə kronik xəstəliklərdir, ikinci kanser xəstəliklərdir. Gələn kronik xəstəliklərdən qurtulmağı yolları nədir? Her insan 18 yaşına ulaştığı zaman çok nasihat ederiz. Tansiyonun qiyas etsin, tansiyonuna baksın ilde bir kere. Çoxlar deyirlər 18 yaşı nədir? Bəzi virasi durumlar var ki tansiyon qalxar, içinde virasi səbəblərdir. Tamam sayıları düşkündür, %1'dir, %2'dir ama da onlar, hala onlar 18 yaşından ilde bir kere bir tansiyonun aslında o da bir başka izrablıq var canında. Tansiyon qiyasıyla bunu güzel bir şekilde bular ve aynen vaxtda da. Eğer var ise özünde erken ilacına gider yolunu görseder ve gider bu yolda ilaç eder, özünü tedavi eder, özün erken. Gelağın olar ki 35 yaşına ulaştı, eğer özü erkek ise. Erkekler 35 yaşında çok mühimdir. Bütün qanın yağların test etsin. Lipid profil yarıq özünə, onlar da ildə bir kere yapar özün. Aynı vaxtda da qadın, ama 45 yaşında bunları yapar. Mühimdir, qadın erkek olsun, 35 yaşında, 45 yaşında bir kontrol etsin qanın yağlarına. Əgər üskek olsa, güzel bir şekilde diyet üzerine gidecektir, yemək güzel sistemine gidecektir, bəzi ilacat alacaqdır ki, bunları azlaşdırır. Ama əgər səndə zıxt oldu, şeker oldu, gəldik, baxdıq, yağlar çox üskek sayıdaydılar, mənəsi o yağlar ziyadlığı səbəb idi, səndə bu kronik xəstəlikləri olsun. Səndə səbəb idi də pəxə olsun, aynən vaxtda da cılda olsun, bunlar səbəb idi səndə. O yüzden biz bekləməyən xəstəlik olsun, ama da giderik. İlk ardımlarına o da biz alıq bu testləri yaparıq. Əgər üskək isə çalışarıq, endirmək için doktorumuzdan güzel bir şekilde uzaqlaşdırır bizi. Tüm xəstəliklərdən, əgər beyində cılda olsun, qalbdə cılda olsun, də pəxə olsun, aynən vaxtda da tansiyon olsa, ya da tansiyondan da başqa şəkər xəstəliklərinin en büyük ardımı da bu testləri yapmaq. Gələn bu şəkildə bu ardımlarda aynən vaxtda da onlar ki cığara içəndilər, onlardakı ələ də var özlərində. Dəbhadı, ya da tansiyonda, ya da üskek zaxıtda olar. Deyiriz, hətta edərik özünə erken 30 yaşından başlasın, 6 ayda bir çək etsin tansiyonun, çək etsin şekerin ve aynən vaxtda da yağlarının durumu qiyas etsin. Arada sırada bir iko yapsın. Bunlar mühimdir. Olar ki, özellikle çox-çoxara içəndi tekrar, ya da ailədə var idi özündə, semizdi, kiloludur. Bunlar çox mühimdir. Bu testlərə qatılsınlar erken bulmaq. Her bir hastalığı çok önemli bir ardımdır, büyük bir hastalıktan uzaklaştırmak için. Hani sen bulasan hastalığı, vayaqları, üskəkdir, gidesen, çalışırsan, hani sen ulaşdıqda oldu insanda ya da hastahaneye tədaxil etdi, fazla tədaxillər ister, qastaradı, fazla tədaxillər ister, o zaman insan kurtulmayacaqdır bundan. Gələn aynən vaxtda da şeker xəstəlikləri bir mühim bir ardım var. Yani səndə şeker oldu, bulunduğu şeker var, səndə 3 önemli ardım var. Sən hər zaman 6 ayda bir yapasan ve ildə bir kere göz fahsı yapmaqdır. En büyük komplikasyon ki, onlar şeker xəstəliklərində göz fahsıdır. Onları ilk ay ildə bir kere yapasan. Aynən vaxtda da sən dərəkum şekeri və yağı 6 ayda bir yapasan. Hər zaman da ayaq, əl təmiz tutmaq, uzaqlaşdırağın özün, əgər bir çox kərə şəkər xəstəliyi ehsası qalmaz, amma da olduğu zaman bir əli qoydu yağın yaralandı, ya da bir əl bir yerə dəqiqdə ola bilər, böyük bir iltihab olar, ulaşı, gengrinə, o mantaqanı öldürür, o yüzden ayaq əlinin təmizliyinə önəmlidir. O göz fahsı çox mühimdir. Kilya və tərakum və aynən vaxtda fahslar 6 ayda bir çox mühimdir şəkər xəstəlikləri için. Kanserdən ilgili ki, önemli ardım var ki, çox insanlardan sorduğumuz zaman, araştırdığımız zaman heç kimsə bilmir bunu. Odaki büyük kanser var. Bütün alemde. Bunun için screening koydu. Yeni de erken keşif yolları koydu. O da kolon kanserdi. İkinci prostat kanseri erkeklerde. Kolon kanseri erkekten kadın aynı nisbeyle bunlar riskdadirler ki olsun özlerinde. Özellikle onlar ki ailede var idi özlerinde kolon kanseri. O yüzden bir fahs var, bir test var. Çok asan bir testi. Her insan 40 yaşına ulaştı, erkek ise. O 50 yaşında biz giderek duruyorlar. 40 yaşında insan var ise hiçbir zor değil. 2 ilde bir ya da 3 ilde bir test eder. O da hangi test eder? Pislik testi eder. Bazı kanlar var, bazı nesiciler var ki burada çıkar. Bu delalatı erken bir delalatı insan ihtimal kolon kanser var özünde. Bunu bulsalar güzel bir şekilde nadir yaparlar. Erken yollarında, erken şekilde aynen vakitte bunu ilaç eder, tedavi eder, xilas olar bu hastalıktan. Ama bulmasa, beklese, bilirler olsun, kolonla ilgili büyük bilirler olsun, o zaman girer ameliyata, cerrahata ve aynen vakitte da bir parça atmaya, ondan sonra kimyoradioterapi ama bir basit ardım elimde var ki yaparım özün 2 ilde bir, 3 ilde bir o da bir pislik testi de laboratuvarda o da fecal occult blood test o da ne de var ise doymuş kan ya da var ise bazı nesiciler ki delalet kanser, kolon kanserine burada çıkar. Çok asan bir testi hiçbir zaman vakit almayacaktı. Ama onlar ki ailede var özlerinde kolon kanser onlara nasihat ederek nadir yaptırmağa azından ilde bir kere ki ilde bir kere 40 yaşında ama risk fazla eder. Eğer 50 yaşına insan ulaştı aynen vakitte de ailede var idi özünde o yüzden 50 yaşında ilde bir kere gerek nadir yapsın kolon için erken keşif için. Dəgi hastalık var için de dəgi ihtimal çoxdur onlar özünde ama bir az ihtimal da var ise olsun özünde ögün almak bu şekildedir. Gelelim prostat kanserine. Çox erkekler bunu bilmezler. 60 yaşına ulaştığı zaman bazı bilirler onlar prostatdan ilgili daha bahs etti, sonra reddi test etti, buldu prostat kanser var özünde. Bunun sayısı ziyad eder ömürden. De ki ailede var ise yok ise ilaqatı yoktu ama tek 60 yaşından sonra insan ve özellikle yani büyük yaşlılar 60-65 yaşında bunlar risktedirler prostat kanseri olsun özünde. O yüzden her insan ulaştığı zaman 60 yaşına bir basit test eder kanda PSA testi de o da prostat kanseri var ise bunu erken bulacaktı. Erken bakar qanda üskek sayısı erken bulacaktı, gidecekti. İlk marhalelerinde bunu atıp, bunu kaldırıp, bunu attırı özünde aynen vaxtda da bazı başka tedavi yolları var. Onu yapar ama eğer belki oldu, başladı belirtiler göstersin. O da zordu, o ihtimal da bulaşır. Prostat bir yakın bir yerde de etrafında buğarsa var, etrafında metane var. Bunlar fazla olabilir bulaşsın özlerinden. Sen basit bir fahsda bunu güzel bir şekil test edersen seni uzaklaştırır bu kanserden. Kadınlarda iki önemli fahs var. Onda her zaman demişiz çok kadınlarımızda, çok konularımızda da. O da eğer rahim kanserinin rahim kapsının kanseridir. Onu bulmak. Aynen vaxtında meme kanserini bulmak. Son ay çok konuştuk meme kanserini bulmak ardımları üzerine. Gelelim bir gün konuşacağız. Kısa bir şekilde meme kanserinin fahsi demişik. Bundan önce ilde bir kere doktor yanında fahsi desen eğer sen 40 yaşından fazlaysa ve ki ilde bir mamografi yaparsan 40 yaşından fazlaysa ve öz kendi fahsi desen ayda bir kere. Ama eğer ailede var ise bu fahs erken bulunar. O zaman 30 yaşından gene aynen 6 ayda bir doktor yanında ayda bir sen öz kendi fahs edeceksin. Aynen vaxtda da 2 ilde bir ya da 3 ilde bir duruma göre mamografi yapmak. Gelelim en önemli ardım. Eğer insan yaşlı değil ise eğer de ailede yok ise en önemli ardım öz kendi fahs edersen ayda bir kere hiç zahmet değil ki, eğer ne bir şekilde dediğimiz konuda neler bulsa, düğün diye falan onu da eləcə desən, erken ardımlarında daha iyi de bekleyesen hastalık görükmeden önce. Gələn ikinci arvadlarda en büyük kanser o da qoydiyağın rəhmin qapısının kanseridir. O da cervical kanser deyirik. Bunun kanseri bir virusdur. Evli arvadlar, onlar özellikle fahs yapmaq, məzhə yapmaqdır. Çox insanlardan sorduğumuz zaman məzhə yapdı, məzhə edibsən, hiç kimse bilmir. 26 yaşından başlar evli kadın məzhə yapar, onqı rəhim malı. O da 3 ilde bir, ama da daha iyidir. Arada sırada azından ilde bir kere bir test yaparsan, sen kendi doktora uyanda ki, sen bütün kadın hastalıklarını tedavi eder, doğuma kalktı. Onun yanında ilde bir çok mühimdir, bir çek edesen, 3 ilde bir məzhə edesen. Ama geldi yaş büyük oldu. 40 yaşına ulaştı. Neden bu kanserlerin ömürden ilgili önemlisi var ve o yüzden deyirik 40 yaşından fazla ilde bir kere məzhə etmək çok mühimdir. Erken 30 yaşlarında kadınlar 2 ilde bir məzhə yapmaq çok mühimdir. Beklemeyesen hastalık olsun, beklemeyesen bir kan olsun ya da başka belirtiler olsun, bu testlere kalkarsan, sen çok mühimdir bu testlere kalkarsan dediğimiz şekilde. Bu şekilde sen eğer var ise kanser bulacaksan özün erken yollarında ve tedavi ilaç edeceksin. Ama bazı sorunlar gelir. Eğer kanda ben nece bilim bende kanser var, nece bilim ben kan kanser var, bende acaba bunun testleri var. Buna indiye kadar bu belirtilerden ilgili bir şeyde hiçbir zaman yoktu. Bir qoydiyaq screening, bir erken keşif yolları bu kanserler için. Aynen vaxtda da ciğer, akciğer kanseri son konularda da konuştuk özün, ama da indiye kadar yoktu bir test buna erken keşif bulmak için. Bunun tek bir yolları var hastalık kurtulmak için, o da çok şeyler hayatta biz yapırıq özün yanlıştı bizim sağlığımızdan ve sıhhatimizden ilgili. O da mesela cigara içmek. Aynen vaxtda da cigara içmek akciğerin en büyük sebebidir kanserini yapmağında. Onu terk ettiğimizden biz bulacağıq ilk artım sağlık yolunda. Gələn ya da pardon akciğerin kanserini kurtulmağı yolunda. Gələn kilo zemiz olmaq. Çox kanserler kilo ile əlaqası var. Dediğimiz meme kanseridir. Aynen vaxtda da yumurtalık kanseridir ki kadınlarda olar. Aynen zamanda da prostat kanseridir ki erkeklerde olar. Onlar da çox əlaqası var kilo ile. O yüzden hastalıktan ve kanserlerden kurtulmağın en önemli önəmlər o da sen bunu terk edesen ve bir iyi bir coğrafya terk edesen ve iyi bir kiloda olmaq. Kiloda iyi olmaq seni de kronik hastalıklardan uzaklaştıracaqdır. Her zaman məqayət olam yemağıma, məqayət olam fazla kilo almağıma, spor yapmaq sıhhatinin en büyük ardımdır. Çox şeylerden seni uzaklaştırır ve spor yaptığı yer aslında bir yarım saat yer yesem, hava olsa da, soğuk da olsa, sıcak da olsa hava, ama olsun bir yerdeki oksijen alasan verirsen, canın bedeni çabalattıracaksan, mənə sistemin çabalattıracaksan, güzel bir şekilde seni bu hastalıklardan uzaklaştırır. En son çocuklarımızda da birkaç artım var sağlık yollarında. O da çoxlar bilmirlər üçün doğulan ilk ildə çocuklar iki önemli şey var. O da qudda fahsın. Bəzi çocuklar var, qudda var özlerinde ama bilinmeden bir basit testi 6 yaşında olduğu zaman. Aynen vaxtda da dikkat edin, hərəkətinə, dil açmağına, otizm hastalıklarının son bəhslərdə bəzi şeyler çalışırlar ki erken bulmaq için. Sen erken bulsa özün beynin ve bedenin güzel bir şekilde təhlil edəcəksən ki, biləcəksən ki bu hastalık var özünde yardımcı olasan, az olsun belirtileri müstəqbələn. Umutluyam bütün izləyənlərimizə ulaşdırdığım kurtulmaq xəstəlikdən en önemli yolların ve en önemli ardımların. Umutluyam tüm izləyənlər məni bu ardımlardadılar, bu yoldadırlar. Öz kendi sıhhatləri için ve sıhhatimiz için ve afiyyətimiz için ve bütün xəstəliklərdən uzaklaşmaq için. Umutluyam inşallah istifadə bulduğunuz dediğim bilgilerden. Hoşça kalın, sağlıq kalın.